Serdar Sarı da tabii Galatasaray şu an 13. sırada 28 puan. Dediğim gibi 24. haftayı tamamladık. Takımların kamp sonrasında nasıl döndüğünü çok net gözlemledik. Kimi takımlar güçlü döndü fiziksel anlamda, kimi takımlar daha istekli döndü. Galatasaray'daki o farklılığı çözmek için çok çaba sarf ediyoruz. Galatasaray kamp yaptı mı? Şimdi gittiler tamam oraya da. O Tuzla maçından sonra hadi kampa gidiyoruz dediler. Öyle biliyorum. Bir günü de salonda geçti. Tabii bir de kamp bölgesinde uygun şartlarda yer bulmak da çok kolay değil. Yani yarın atlıyoruz kampa gidiyoruz demek ile 3 ay öncesinden bir kamp yeri planlama arasında dünyalar kadar fark var. O açıdan baktığınızda bir kere kampı istediği şartlarda geçirdin mi sorusu havada kalır onun cevabı. İkincisi şimdi bazı maçlar vardır. Dersin ki keşke rakip kırmızı kart görmeseydi, 10 kişi kalmasaydı. Çünkü biraz daha geriye yaslanırlar, işi biraz daha zorlaştırırlar. Ama kırmızı karttan sonra Alanya'da değişen bir şey yoktu tablo olarak. Hatta Galatasaray 10 kişi gibiydi değil mi? Evet, Galatasaray 10 kişi gibiydi. Aslında böyle 10 kişiyle böyle oynayan Alanya sana fırsat da sunuyor olabilir. Farkında değil belki de. Ben Serdar Kelleci'ye katılıyorum. Bazı oyuncular Galatasaray'da bu işin ne kadar ciddi olduğunu farkında değiller galiba. Yani o özveri eksikliği olan ciddi sayıda oyuncu var. Yani bu ciddi sayını biliyor musun? 3 tane olması bile sıkıntı. Tabii. Bak 3 tane oldu. 3 taneden fazla vardı sahada. Doğal olarak baktığımızda evet bir Marco gibi. Şimdi Alanya'nın futbolculara bakıyoruz. Hepsinde o sorumluluk var. Kötü diyeceğim bir oyuncu yok değil mi bugün? Bak, Alanya'da. Hepsinde hani şey var, istek var, bir sorumluluk var. 10 kişi kalmasına rağmen. Juan Fran hocam. Ya o da iyi oynadı. Yani... O hareket çok gereksizdi ya. Çok ilk yarıda özellikle değil mi? Çok iyiydi. Yani öyle baktığınızda evet. O sorunu aşması lazım bence Torrent'in bazı oyuncularda. Ahmet hocam bu sorun nasıl çözülecek Galatasaray'da? Şimdi tabii Torrent hep söylüyor. Bir problem vardı ki biz geldik diyor. Kırmızı kart görmemiş gibi oynadı Alanya. Evet. En korkunç o. Bunu da herhalde düşünecektir Torrent'te. Yani acaba ister istemez taraftarlar da şunu düşünüyor. Şimdi geldi geleli galibiyet yok, puan yok. Rakip puan 10 kişi. Bir tane, bir... Kazanmaktan yere acaba kaybetmesem bir düşüncesine de mi bürünüyor kenarda Torrent? Bugün ben öyle bir şey hissettim kendi adıma. Yani Galatasaray'a rakip kim olursa olsun daha oyunun başından itibaren ben geriden oyun kuracağım, ben önde rakibe baskı yapacağım diyen bir zihniyetin daha oyunun başından itibaren rakibi kendi yarı sahasında kabullenmesini ben kabul etmek istemedim. Tabii Galatasaray'da konuşulacak çok şey var. Bir, yönetim bazında konuşulacak çok şey var, takıma kesin yansıyor. İki, teknik heyetle ilgili konuşulacak çok şey var, takıma kesin yansıyor. Kim ne derse desin teknik heyet veya Torrent kendisi bizi de, bizim futbolumuzu da, bizim mentalitemizi de tanıması gerektiği kadar henüz tanımıyor. Bu işin apayrı bir gerçeği. Evet, Riera orada, o mutlaka bazı şeyler anlatıyordur ama bazı şeyleri duymak, belki de onu bilmek başka ama bir de onu gerçekten anlayabilmek başka. Yani Torrent şöyle dedi hep, oyunun son 20 dakikasında fizikman tükeniyoruz. Trabzon maçına geri döneceğim. 2 hafta öncesiydi. Oyunun 75. dakikasında bir ara Trabzon'a öyle bir baskı yaptı ki Galatasaray önde. Herhalde 3,5-4 dakika arka arkaya kaybetti kazandı, kaybetti kazandı. Evet, belki fizik gücünüz çok üst düzey olmayabilir. Ama bazen o duygusal yapı dedim ya, sizin kullanmadığınız %15 gibi bir enerji rezervlerinizi kullanma fırsatını yaratır size. Bu tür özel maçlarda ki şu an Galatasaray'ın oynadığı bence bütün maçlar özel. Takım 13. 24 maç oynanmış, 28 puanı var. Maç başına 1 puan kazanmış. Bundan daha özel bir durum mu olur büyük Galatasaray için? Torrent'e konuşmalarında Galatasaray'ın büyüklüğünü anlattı. O büyüklüğünü anlatmaktan ziyade o büyüklüğe uygun oynayan ve oynatan zihniyete ihtiyaç var Galatasaray'da. Ben hocadan da belirli konularda anlayış olarak farklı düşünüyorum. Ama hep onu da dedim, tamam bugün de çok fazla hocanın üzerine gidip onu eleştirmeyelim. Ya her şey bir tarafa, Galatasaray'ı bıraktık. dünyanın herhangi bir yerinde senin 5 tane oyuncu değişikliğin varsa senin 82'yi beklemen için çok özel bir neden olması lazım. Çok iyi oynuyor olman lazım. Çok iyi oynuyorsundur. Onu bile kabul etmiyorum ya. Öteki futbolcuların iyi oynadığın bir maçta da iyi oynayan takıma 1-2 kişiyi koyarak onlara da o zevki tattırman lazım. Geleceği planlaman lazım. Birçok şey uymuyor. Temenni ediyorum ki işte bu dönemler Galatasaray'da eksikleri bilgi olarak giderme günleri olsun. Ama çok fazla zaman da yok. İşte yine Ziraat Türkiye Kupası gelecek. Yine lig gelecek. Galatasaray oradan elendiği için o hafta içi kazanacağı zamanı da lige olumlu şekilde yansıtması lazım. Yani herhalde hocaya 1-2 hafta daha zaman vereceğiz ama böyle devam edildiği takdirde de o eleştiriler başlarsa bu hoca için de çok ciddi bir sorun olabilir. Hoca zaten eksiklerle geldi. Yani bir tarafta ya bu bütün camianın güvendiği, bizi başarıya götürecek hoca inancıyla göreve gelmek var. Bir de Fatih Terim'in yardımcısı sıfatıyla o görüşmeleri yapıp ondan sonra göreve gelmek var. Aradaki fark bile hoca için bir dezavantaj. Şimdi bir 6-7 dakikalık süremiz kaldı Serdar Kelleci. Şimdi tabii yeni transferler devre arasında direkt oynayan, hazır oynayan oyuncuyu bulup getirmek kolay değil. Galatasaray'ın 3 yeni transferinden biri Pena zaten kaledeydi. Pulgar 82'de girdi. Gomis kadroda yoktu. Hazır değilim şeklinde bir açıklaması da vardı Gomis'in. Şimdi şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Ben bugünün özelinde söylüyorum. Luis Adriano gibi bir oyuncuyu aldı Fraporta Antalyaspor. En son Kasım ayında oynadı. Hollandalı teknik adam da maç sonunda söyledi. Büyük bir özveriyle oynamak istedi diye. Luis Adriano bugün 11'de başladı. Ya. Belki evet az önce konuşurken değerlendirdik. Driblingi daha iyi yapabilirdi güçlü olsa diye. Şimdi böyle bir durumda Pulgar tamam Bolivya maçına gitti milli takımla. Gomis köşede kaldı. Bugün kadroda yoktu. İster istemez bunlar da devreye giriyor. Yeni hamlelerini de kullanamadınız siz Alanya gibi çok önemli bir deplasmanda. Ya ama oyuncu beyanı da çok esas alınmalı. Yani Gomis diyor ki ben hazır değilim diyorsa onun üzerine çok fazla söylenecek bir şey kalmıyor. O sorumluluğu biraz da oyuncuların hocasına söylemesi lazım. Bilakis hani hocam Galatasaray zor durumda ve sahaya çıkalım. Ama tabii oyuncu kendini çok kötü hissediyordur. Bunu bilemeyiz tabii ki. Buradan bu bir inisiyatifle ilgili bir durum. Hı-hı. Ve hocaya da buna bir şey diyemezsin. Mecburen Galatasaray bugün işte Babeli Santfor oynatmak zorunda kalıyor. Ama Galatasaray'ın sadece Santfor'la ilgili de problem yok. Ya problem o kadar büyük ki Galatasaray'da. Yani bu Fatih Terim'in gidişi, Fatih Terim'in işte gölgesinde kalan bir teknik adam olması, bunlar mevzu bahis değil. Aslında Galatasaray'ın problemi senelerden bu yana aslında irdelenmesi gereken bir problemdi. Neydi o? Fatih Terim buradan gittiği anda Galatasaray kaosa doğru gidiyor. Ya bunu koca camiada birisinin halletmesi lazım artık. Çünkü neden? Yarın öbür gün işler kötü gittiği zaman tribünler yine Fatih Terim diye bağırmaya başlayacak. Kim gelirse gelsin 4 mağlubiyet 5 mağlubiyet sonunda olacak olan iş bu. Yani bu Galatasaray'ın çok büyük bir problemi. Bu problemi Fatih Terim ortaya çıkartmadı. Bu problemi Fatih Terim bu camiada müthiş başarılara imza atarak aslında bir problem doğmasına neden oldu bir taraftan. Ama bununla ilgili de ne yapılabilir? Tabii ki bunun bir tasarrufunun sağlanması lazım artık Galatasaray'da. Yarın öbür gün Okan Buruk geldi. Bülent Korkmaz geldi. Konuşulan isimler. Yani yarın öbür gün olası 2 sene sonra diyelim. Hani bugün hocası var Galatasaray'ın en nihayetinde ama yani buna bir artık durdurak noktası olması lazım Galatasaray'da. Yani Torrent evet tatmin etmedi. Beni de tatmin etmedi şu anki performansıyla. Galatasaray'ın oyunu evet tatmin etmedi ama Galatasaray'ın önünde çok ciddi bir Avrupa serüveni var. UEFA Kupası var. Ve burada yarı final neden olmasın? Çünkü sen Lazio'ya başa baş oynadın. Sen Marsilya'ya başa baş oynadın. Seyrettik Lazio'yu Fiorentina önünde. Muhteşem bir galibiyet elde ettiler. Fiorentina da önde baskıyı arka yapan bir takım. 3 tane attılar gittiler Fiorentina'ya. Şimdi Galatasaray bunu ezmiş bir takım. Bu takım mı o takım mı? Ya o kadar böyle değişken bir takım ki Galatasaray. Avrupa'da lider çıkıyorsun. Türkiye'de 24 maçta 28 puan neredeyse 1 puan ortalamayla oynuyorsun. Ya o zaman ne yapılır ne edilir bunun çaresini de söylemek hani çok çözüm üretmek çok kolay bir şey değil Galatasaray için şu anda. Yani Torrent ne yapacak bilmiyorum çünkü eldeki malzemeye bak. Ya Galatasaray'ın merkezinde yarın Taylan Berkan sakatlansa Çıkıldağ ve Pulgar var başka oyuncu yok. Bitti. Şimdi Vazgeçilen Gedson Fernandes'e baktım bugün 20 dakika. Ya merak ettiğim için sırf Gedson Fernandes ya hazır değil bu adam. Genelde hazır gelmiyor. Bu kadar oynamamış. Ya yemin ediyorum bayıldım. 20 dakika bir top oynadı. Bir asist yaptı. Oyunun yönünü değiştirmekse yönünü değiştirmek. Araya bırakmaksa araya bırakmak. 20 dakikada mest oldum ya oyuncuya. Belki daha, tabii ki daha hazır değil. Az evvel Ahmet Hoca'nın bahsettiği o bir enerji vardır içinde saklı olan. Taraftarın belki birazcık oradaki temaşadan dolayı oynarsın. O enerjin çıkar dışarıya ama Gedson Fernandes kalitesinde Galatasaray'da bir merkez orta saha ben göremiyorum. Ya, futbolcular evet, arasında az bir süremiz kaldı Ahmet Hocam. Serdar, fark çok büyük değil. O yüzden birkaç cümleyle tamamlayacağım. Galatasaray'da yapılacaklar çok da zor değil. Önce çok samimi, dürüst bir şekilde bu yapılacakları sıralamak lazım. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Konuştuğunuz için, Gomis'i konuştuğunuz için. Rakip 10 kişi kalmış. O anda yürümesini bile bilmeyen bir Gomis'i sahaya sürsen, sahadaki 10 oyuncu da Gomis'i hoca sahaya sürüyor, biz bu maçı kazanacağız diye tekrar saldırmaya başlarlar. Bu kadar basit bazen o enerjiyi devreye sokmak. Bakın biz bile televizyondan maçı izlerken tamam şimdi galibiyet için oynuyorlar diyecektik. O havayı yakalamak önemli. O havayı yakalattabilecek hamleler yapılmalıydı aslında. O yüzden bunları düşünmek lazım. Bunları düşünen adam da çok. Bu da yönetime düşüyor.